bugün sizlerle birlikte yine harika kek poplar hazırlayacağız. Bu sefer yılbaşı konseptine uygun kek poplar olacak. Toplam 10 tane hazırlayacağız ama ben bu videoyu birkaç bölüme böleceğim. O yüzden seri şeklinde olacak. Hazırlayacağınız kek popların görsellerini videonun görselinde görebilirsiniz. Umarım hoşunuza gidecektir. Hadi yapımına başlayalım birlikte. Evet, kek pop için gerekli olan malzemeler kek ve ganaş. Bu arada ben keklerimi pastaların keklerinden kullanıyorum. Bombe kısımlarını kesiyorum ve bombe kısımlarını kullanıyorum. Ganaşı daha evvelden yapmıştım. Sert ganaş hazırlıyorum. Ganaj ve kekle ilgili videoları aşağıda bulabilirsiniz. Hazır kek de satın alabilirsiniz marketlerden ama ganajı kendiniz yapmak zorundasınız. Zaten yapımı da çok kolay. 5 dakikada hazırlayabiliyorsunuz ganajı. Kek pop için tarttan yardım alacağız. Birebir ölçü hazırlayacağız. Yani kaç tane kek pop hazırlamak istiyorsanız 30 ile çarpacaksınız onu. Tartıyı sıfırlıyorum. Bir seri hazırlayacağım için 160 gram. 160 gram da kek koyacağım. 320 gram olacak şekilde ayarlıyorum. 320, 330 oldu. Önemli değil 10 gramda. Kek popun oranı %60, %55. Kek oranı %45, %40 da ganaş. Krem oranı oluyor. Sert bir ganaş, sert bir krema gerekiyor. Evet, şimdi bu ikisini yoğuracağız. Şu anda ikisini homojen kıvama gelene kadar yoğuruyorum. Evet, homojen bir kıvama getirdim. Kek pop harcımı 28 gram olacak şekilde kek poplarımı hazırlayacağım. Şöyle gramajını ölçüyorum. 28 gram etti. Bunu elimde yoğuruyorum. Ve şapka yapacağım için üçgen şeklini, yine ağaç formatında bir şekil hazırlıyorum. Bu şekilde. Hatta biraz daha alabilirim. Kaç gram geldi? 25 gram oldu. Gayet ideal. Evet, şapkayı da bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi sıra mum modelinde. 24 gram etti, 25 oldu. Şimdi uzun bir mum yapacağım. Şu ucuna da şöyle inceltiyorum. Mum olacağı için şuraları bir de sivrileştiriyorum. Evet, mum şeklini de bu şekilde hazırladık. Kenara alıyorum bu şekilde. Şimdi yine en son olarak 26 gram. Yine bunu bu sefer yılbaşı şekeri yapacağız. Evet, bunu da böyle koyuyorum. Ve bu şekilde birazcık donması için dolaba yerleştiriyorum. Evet, iki tane kavanozu beyaz çikolatayla doldurdum. Bir tanesini beyaz gıda boyasıyla, beyaz çikolata boyasıyla renklendireceğim. Diğerini de kırmızı çikolata boyasıyla renklendireceğim. Kek popun geçeceği kadar ölçüde bir kavanoz seçtim. Daha geniş seçmedim o zaman çünkü daha çok çikolata kullanmam gerekiyordu. Minimum ve işimi görecek şekilde kavanozlara çikolataları doldurdum. Şimdi mikrodalgada 800 derecede ilk 30 saniye, tekrar 30 saniye, 20 saniye giderek azaltarak çikolataları eriteceğim. Evet, şimdi mikrodalgada çikolataları eritebilirim. Mikrodalgada 800 derecede ikisini de 30'ar saniye, 30, tekrar 30 saniye ve sonra 20 saniye tutarak bu kıvama geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi karıştırıyorum. Her bir renk için ayrı spatula kullanacağım. Bu arada aslında gıda boyasını da koyabilirim. Buna beyaz koyacağım. Göz kararı koyuyorum. İlk kullanacaksanız eğer, çok koysanız da aşırı beyazlatmıyor. Aşırı süt beyaz yapmak istiyorsanız bayağı koymanız gerekiyor. Yani bunu yarısından fazlasını koymanız gerekiyor bu ölçü için. O yüzden ben olabildiğince hani kırık beyaz gibi yapmaya çalışacağım. Şimdi çok da gıda boyası kullanmak istemiyorum. Bu böyle. Bakın bu gayet eridi. Yani bu formdan şöyle göstereyim. Bu forma geldi. Şimdi bunu aynı şekilde karıştıracağım. Bunu da içine kırmızı gıda boyası koyalım. Evet, şöyle açık pembe gibi oldu. Açık kırmızı rengi pembeye yakın. Ben birazcık daha kırmızı renk koyacağım o yüzden. Bu arada full doldurmamıza rağmen bakın yarısına kadar geldi. Ağzına kadar doldurmuştuk ama boşluklardan ötürü şuraya kadar geldi çikolata. Evet, rengini bu şekilde hazırlamış olduk.
karton altı renkli pipetlerimi alıyorum ve hangi renk yapacaksam o renkte çubuğa daldırıyorum. Ya da beyaz renk de yapabilirsiniz. Zaten gözükmeyecektir. Şimdi bunu aldım. İlk önce şapka modelini yapıyorum. Şöyle döndürerek hazırlıyorum. Bir tane bardak alıyorum. Bira bardağını aldım çünkü daha geniş olduğu için. Ve bunu bu şekilde koyuyorum. Tekrar alıyorum. Batırıyorum çubuğa. Mum modelini alıyorum. Ve döndürerek şuradan tutuyorum. Modeli bozulmaması için. Şöyle ilerliyorum. Eğer çöp şiş yaparsanız sizin için daha kolay olacaktır. Şöyle de koyabilirsiniz bunu. Bunu alıyorum. Şimdi bunları dolapta bekletiyorum. Beyaz çikolata az geleceğini düşünerek içine birazcık daha beyaz çikolata koyuyorum. Ve bunu ilk öncelikle karıştırıyorum. Ve tekrar 30 saniye kadar mikrodalganın içine koyuyorum. Evet, 30 saniye kadar tuttum. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Ve biraz da beyaz çikolata boyası, yağ bazlı toz boya oluyor. Mikrodalgadan çıkarttım. Ve biraz daha beyaz çikolata koydum. Artık böyle işimiz bitti. Evet, kek popları yaparken tek tek dışarıya alıyorum. İlk önce kırmızı şapka yapacağım için bunu alıyorum. Bunu daha sonra yapacağım. Bir içine batırıyorum şu şekilde. Yanlayarak batırıyorum. Çok çikolata kullanmadım çünkü dibine kadar. Ve içinden çıkarttım. Şöyle sallıyorum. Şöyle elime vuruyorum tepeden. Fazla çikolata aksın diye. Çikolata matlaşana kadar bu işlemi yapabilirsiniz. Matlaşmaya başladığında zaten anlıyorsunuz ki çikolata donmaya başlıyor. Çikolata donduktan sonra işlemi yapacağız. Bu arada ben bunu, burada birazcık akıntı oldu ama hiç önemli değil. Zaten buraya ben tekrar bir beyaz çikolata koyacağım. O yüzden şimdilik bunu böyle alıp bunu yine bardak içinde dolaba koyacağım. Diğer modelimize gelelim. O da şekerdi. Bu birazcık donmamış. O yüzden donması için birazcık daha bekleyeceğim. Bir 15-20 dakika daha bekleyeceğim. Şimdi hem beyaz hem şeyi aldım. Çok az ucuna kırmızı çikolata değdirdim. Bir misal şekerim var. İri şekerler. Şöyle bir kutunun içinden çıkıyor renkli. İsterseniz beyaz şeker hamuru da hazırlayabilirsiniz. Onun tepesine ben bunu koydum. Bu şekilde. Etrafına ise bir tane kap aldım. Etrafına sürmek için kaşıkla şu kenarlarını akıtıyorum. Çok muntazam sürmenize gerek yok. Şapkanın alt kısmı olacak. Fazla akıtın. Kaşıkla birazcık düzgünleştirmeye çalışın. Şimdi beyaz bir sprinkles'ım var. İsterseniz Hindistan ceviziniz varsa Hindistan cevizi de bu aşamada kullanabilirsiniz. Şöyle kabartmalı 3 boyutlu bir şapka hazırlamış olduk. Çok tatlı bir model oldu. Şimdi gel sıra mumda. Size şöyle göstermek istiyorum. Bakın mum koysam bile komple ağzına kadar gelmeyeceği için bu işe yaramayacaktır. Şimdi şunu şöyle bir şey yapacağız. Şuradan kesiyorum mumu. Bunu daha sonra kullanacağım şu parçasını. Bunu kullanmayacağım. Şimdi öncelikle bu kısmını içine koyuyorum. Akıtıyorum. Bunu şöyle bir sallıyorum. Tekrar içine batırdım. Hava kabarcıklarını aldım. Bunu şimdi dolapta bu şekilde donduracağım. Evet, dolapta dondu. Şimdi tekrar içine koyuyorum ve bu şekilde akıtıyorum. Mum sanki yanmış ve şöyle alta doğru vurarak mumun eridiğini göstermek istiyorum. Aynı şekilde tekrar şöyle kaşık yardımıyla yine akıtıyorum. Akıtma yaptıktan sonra şurasını açıyorum kaşık yardımıyla. Açtıktan sonra
Bunu koyuyorum ve bu şekilde dolaba koyuyorum. Evet, şimdi bu da dondu. Bunun içine koyuyorum ve bunu akıtıyorum. İsterseniz altın renkli gıda boyasıyla boyayabilirsiniz. Mesela şu metalik, Türkiye'de satılan bir altın renkli toz gıda boyası. Ya da ben Springles kullanacağım altın renkli. Sarı renk de kullanabilirsiniz. Ama altın renk hoş istiyorum şu anda kullanmak. Ve bunun için de Springles'ımı açıyorum. Yakından olacak şekilde döküyorum. Bu şekilde hazırlamış oldum. Evet, şimdi bunu dolaba kaldırabiliriz. Son kek popumuz için bu kırmızı yeterli olmayacaktır. O yüzden birazcık içine beyaz koyacağım. Evet, bu kadar beyaz yeterli. Şöyle göstereyim, bir karıştıracağım. Mikrodalgaya da birazcık eriteceğim. Evet, mikrodalgada 10 saniye kadar tuttu. Şimdi kek popumu da çıkarttım ve içine daldırıyorum. Ve çok oynatmadan çıkartıyorum. Yani kendiliğinden aslında hareli bir model yapmış oluyoruz. Şimdi dolması için yağlı kağıdın üstüne koyacağım. Çünkü ağırlık yaptı. Ve şöyle bir yağlı kağıdın üstüne koyuyorum. Bu şekilde bunun üstünde donacak. Burada akma yaptığı için tabanına akma yapıyor. Bunu tekrar yerini değiştireceğim. Olabildiğince altı temiz olsun istiyorum. Evet, buraya koyacağım. Ve bu şekilde daha altı temiz olacaktır. Evet, yerini değiştirdim. Buraya aldım çünkü çok bulaşıyordu. Olabildiğince altını temizlemek için bu şekilde buraya aldım. Bir de ayrıca sizlerle birlikte son bir tane daha kek pop yapalım. Hafif açtım kek popunu. Şu ayakkabı kalıbım var. Çorap kalıbım daha doğrusu. Bunu da çıkarttım. Ve ittiriyorum kalıbımla. Bu şekilde. Daha kalın da yapabilirsiniz bu arada. Bir çubuk aldım ve kırmızı gıda boyasının içine batırdım. Ve bunu da şöyle ilerliyorum. Şu ayak kısmını birazcık genişletiyorum. Birazcık sivrileşmiş oluyor tabii. Bu şekilde donduracağım. Evet, şimdi çorabı aldım ve içine batırdım. Ve fazlalığı akıtıyorum. Fazla akıttıktan sonra tekrar dolaba kaldıracağım. Tekrar dolaba kaldırıyorum. İçine koyuyorum ve fazla akıtıyorum. Evet, beyaz Springles alıyorum ve üstüne döküyorum. Şu tepesine de şöyle fazlalıkları koyuyorum. Bu şekilde. Şimdi ucuna koyacağım. Yani şu kısmını daldırmak istiyorum. Silikon spatuladan yardım alacağım ve akıtacağım. Çorabın ucuna beyaz çikolata koyuyorum. Evet, şöyle koyduktan sonra beyaz çikolatayı koyuyorum. Evet, bu şekilde hazır oldu. Evet, bu şekilde hazırlanmış oldu. Evet, kek poplarımızı da bu şekilde hazırlamış olduk. Evet, birbirinden farklı 10 çeşit kek popları da size yapmak istiyorsanız YouTube kanalıma bekliyorum. Bundan sonra yayınladığım videoları izlemek için lütfen kanalıma abone olun ve aşağıdaki çan tuşuna basın. Bu şekilde size uyarı gelecektir yeni video yüklediğimde. Tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.